Merhaba arkadaşlar kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle Arı Yayınları Atölyem kitabı değerlendirme testi 8'in sorularıyla dersimize devam ediyoruz. Gençler ilk sorumuzda dersimize başlamadan önce kanalıma abone olur ve videoları beğenirseniz çok sevinirim. Evet arkadaşlar hazırsak ilk sorumuza dersimize başlayalım. Bir platformdaki tele asılı balonların üzerine görseldeki gibi birer tam sayı yazılıyor. Fatih bu balonlara iki isabetli atış yapıyor ve iki balonu patlatıyor. Fatih balonlar üzerinde yazan sayıların çarpımı en az olan iki balonu patlattığına göre patlamayan balonların üzerinde yazan sayıların toplamı kaç olur diye soruyor. Arkadaşlar çarpımları en az olacak şekilde iki balon seçeceğiz. Baktığımız zaman o halde çarpımların az olması için gençler bir pozitif bir negatif sayı seçmek istiyorum. Bakın buradaki en küçük sayımız gençler eksi 7'dir. Bir pozitif ve en büyük sayımız 4'tür. Yani 4 ile eksi 7'yi çarparsa gençler çarpımları en küçük olan eksi 28 sayısı elde edilir. Daha fazla küçük sayı olmaz gençler. Evet bunlar patlattığına göre diğer sayıları toplayacağız. Eksi 5 artı eksi 3 artı 2. Eksi 5 ile eksi 3'ü topladım. Eksi 8 yaptım. Bunu da 2 ile toplarsam eksi 6 olur. Evet, diğer sayıların toplamı diyorum. Eksi 6 cevabını A seçeneğinde doğru yanıt olarak işaretliyorum. Evet devam edelim ikinci sorumuza bakalım. Bir sayı doğrusu üzerine yerleştiren dikdörtgen şeklindeki renkli kartlar aşağıda verilmiştir. Turuncu renkli kart AB kenarı Gençler bu kenar CD kenarı ile çakışacak şekilde. Yani gençler aslında üst üste tam denk gelecek şekilde. Mavi renkli kart MN kenarı ile KL kenarı. Bakın KL ile MN kenarı üst üste gelecek şekilde. Ok yönünde katlandığında kartların sayı doğrusu üzerinde olan en uzak iki noktaya karşılık gelen tam sayıların çarpımı kaçtır diyor. Gençler öncelikle turuncu karta baktığımız zaman eksi 6 ile eksi pardon eksi 12 ile eksi 6 arasında bakın büyük sayıdan küçük sayıyı çıkaracak olursam gençler bunlar artıya döner. Eksi 6 artı 12'den 6 birimlik bir uzunluk var. Yani buradaki uzunluk 6 birim gençler. Yani aynı şekilde eksi 4 ile 0 arasında gençler bakın buradaki uzunluk 4 birimdir. Şimdi turuncu karta baktığımız zaman sevgili gençler şuradan tam orta noktasına katlanır arkadaşlar. Üst üste gelmesi için bakın bu AB'yi C'de üzerine getirdiğiniz zaman bunun tam orta noktasına katlanır. E, 6'yı 2'ye bölersem yani burası 3 birim burası da 3 birimdir. O halde buradaki sayımız gençler bakın eksi 12'nin sağ tarafında olduğu için eksi 12 3 eklersem eksi 9'dur. Bakın buradaki sayımız eksi 9 gençler veya eksi altının sonunda olduğu için eksi altının 3'ü çıkartırsam yine eksi 9'a denk geldiğini söyleriz. Evet, mavi renkli karta baktığım zaman gençler tam ortası 4 birim tamamıydı. Tam ortası gençler 2 birimdir. O halde 0'ın 2 birim sonunda gençler. Bakın buradaki sayımız eksi 2'dir. Zaten bunlar katlandıktan sonra bizden en uzak olan 2 sayıyı yani eksi 9 ile eksi 2'yi çarpmamızı istiyor. Evet eksi 9 ile eksi 2'yi çarparsam artı 18 olur sorumuzun yanıtını A seçeneğinde doğru yanıt olarak işaretliyorum. Evet devam edelim bir sonraki sorumuza bakalım. dikdörtgen şeklindeki bir kart yandaki gibi 4 eş dikdörtgen parçaya ayrıldıktan sonra aşağıdaki gibi kenarla çakışacak şekilde sayı doğrusunda yerleştirmiştir. Buna göre harflere karşılık gelen ile oluşturun A çarpı C eksi B işleminin sonucu hangisidir diye sordu. Gençler dikkat edersek bakın buradaki bir uzun kenar aynı zamanda bizim için burası bir uzun kenardır. Bakın 1, 2, 3 tane kısa kenar eşit. O halde ben 12'yi 3'e bölersem gençler dikdörtgenin evet, kısa kenarının 4 birim olduğunu söylerim. Kısa kenar uzunluğu 4 birimdir. Şimdi sayı doğrusuna baktığımız zaman eksi 40'tan bakın burası 4 birim. E, burası uzun kenarda burası 12 birim. Burası 12 birim burası da 4 birim gençler. O halde önceki a'yı bulabilmek için eksi 40'tan gençler sağ tarafa doğru toplamda 16 birim gideceğim. Yani a'nın değeri eksi 40'a 16 ekleriz ve a'nın değerini eksi 24 olarak buluruz. Şimdi c'ye geldiğim zaman gençler burası artık eksi 24 Eksi 24'e 12 ekleyeceğim C'de. Sağ tarafa doğru gittiğim için eksi 24'e 12 ekledim. C'nin değeri de eksi 12. B'yi bulabilmek için de eksi 12'ye 4 ye ekliyorum. Ve B'nin değeri de eksi 8 gençler. Bizden istenen işlemi aynen yazalım. A çarpı C eksi B. Evet A eksi 24'tü. Çarpı C'nin değeri -12. Evet, eksi 12. eksi B'nin değeri de eksi 8. Şimdi eksi 24 ile eksi 12'yi çarparsam gençler. eksi ile eksi çarparsam artı 24 ile 12'yi çarparsam 288 olur. Eksi ile eksi yan yana gelince bunları da artıya çevirirsem artı 8 oldu. 288'e 8'i toplarsam 296 olur işlemimizin sonucu. Evet denizli seçeneği doğru yanıt olur diyorum. Evet devam ediyorum. Bir sonraki sorumuza geçiyorum. Evet, dördüncü soruda dikdörtgen şeklindeki bir kartın üst yüzü şekil birdeki gibi özdeş birim kadara ayrılıp bazılarının tam sayı yazılıyor. Daha sonra bu kart bir dikey boyunca bir dikey çizgi boyunca katlandığında şekil 2'deki gibi görünüm elde ediliyor. Katlanmış kart, katlanmış karta üst üste gelen sayılardan büyük olan sayı küçük olan sayıya bölünüyor. Ona göre bölme işlemi sonucunda elde edilen sonuçların toplamı kaçtır diye soruyor. Şimdi gençler dikkat edersek bakın burada bir tane kaldı. Yani şurası kaldığına göre bakın 2'ye 2 eşit olarak gelmesi gerekiyor. Yani biz aslında bunu bakın buradan katladığımızı düşüneceğiz. Evet burada gençler üst üste gelen sayılarımızı bakacağım şimdi. Önce 6 ile eksi 3 üst üste gelir. Büyük sayıyı küçük sayıya böleceğiz. Evet eksi 2 sonucu elde edilir. Daha sonra gençler bakın 2 birim solda 2 birim sağda. 12 ile eksi 4 üst üste geldi. Evet eksi 3 sayısı elde edilir. En altta gençler 15 ile eksi 5 gelir. Bu da eksi 3 Bir de arkadaşlar 6, 9 da 3 üst üste gelir. Bunun sonucu da 3 olur diyoruz. Benden bunların toplamını istedi. Eksi 2 artı eksi 3 artı eksi 3 artı 3 diyorum. Gerçekten eksi 3 ile 3 birbirini götürür. Ve işlemimizin sonucu eksi 2 eksi 3 daha eksi 5 olur. Ve B seçeneği sorunun doğru yanıtı olur diyoruz. Evet devam edelim. Beşinci sorumuza bakalım. Sinan küplerden faydalanarak aşağıdaki bir işlem sistemi tasarlamıştır. Buna göre aynı sistematik ile hazırlanmış aşağıdaki küplerle oluşturulan işlemlerden hangisinin sonucu en büyüktür diye soruyor. Gençler bakın üst üste geldiği zaman 3 ile 2 yani küpler üst üste geldiği zaman çarpma işlemi var. Yan yana geldiği zaman toplayacağım. Bakın burada gençler üst üste gelen sayılar çarpılmış. Ve yanında gelen de artı 1 toplanmış. Bakın önce çarpılmış daha sonra toplanmış. Ve işlemin sonucu elde edilmiş. O halde A seçeneğinde üst üste gelen gençler 3 ile eksi 3'ü çarpıyorum. Bunun üzerine 2 ekleyeceğim. 3 ile eksi 3'ü çarparsam eksi 9 artı 2'den. Evet buradan elde edeceğimiz sonuç eksi 7'dir. B'de gençler üst üste gelmiş sayılarımız yani 2 ile eksi 2 çarpılır ve eksi 4 sayısı elde edilir. C'ye geldiğim zaman yan yana olduğu için toplayacağım. Eksi 1 artı 1'den işlemin sonucu 0'dır. Burada da 1 ile eksi 1 çarpılıyor. Evet üzerine eksi 2 ekleniyor. 1 ile eksi 1'i çarptım. Eksi 1 artı eksi 2'den. Buradan da eksi 3 sonucu elde edilir diyorum. Şimdi sayılara baktığımız zaman eksi 7 eksi 4 0. Ve eksi 3 oldu. Buradaki en büyük sayımız 0'dır. O halde en büyük sayı 0 olduğu için C şıkkı sorumuzun doğru yanıtı olur diyoruz. Evet devam edelim ve bir sonraki sorumuza bakalım. Evet 6. ve son sorumuzda futbol çok seven matematik öğretmeni Emre Bey. Tam sayılarla işlemler konusunu öğrencilere bir penaltı oyunu hazırlamıştır. Bu oyunda kaleci olmayıp iplerle kale direğine asıl kartonlar vurulacak ve üzerinde yazan sayılarla işlemler yapılacaktır. Vuruş yapılan topun üzerinde yazan sayı eksi 8'dir. Oyunun kuralı şu şekildedir. Atış yapan kişi isabet ettirdiği kartonun üzerinde yazan sayı ile topun üzerindeki yazan sayıyı çarpacaktır. Yani gerçi eksi 8 ile buradaki hangisini vurduysa o sayı çarpılacak diyoruz. Daha sonra gençler bulduğu sonuç ile Askıda kalan kartonların üzerinde kalan sayılar toplanacaktır. Böylelikle penaltı alan, penaltı atan kişinin puanı belirlenecektir. Buna göre hazırlanan düzenekte kartonlardan birine isabet ettiren bir öğrenci en fazla kaç puan alır diye soruyor. yaşta puanın fazla olmasını istediği için bakın eksi 8 ile negatif olan en küçük sayıyı çarpacağım. Burada bakın eksi 8 ile eksi 14'ü vurdun düşüneyim. Eksi 8 ile Eksi 14'ü çarparsam eksi ile eksi çarpıldı. Artı 8 kere 14 112 puan buradan gelir. Bununla gençler diğer sayıları toplayacağız. Hadi 112 artı artı 15 artı eksi 3 artı artı 13 diyorum. Ve buradan da elde ettiği toplam puanı bulmuş oluyorum. 112 ile 15'i toplarsam gençler 127 artı Eksi 3 ile 13 toplarsam artı 10 olur. 127 ile 10 toplarsam da elde edilen en yüksek puan 137 puan olur diyoruz. Ve denizli seçeneğini doğru yanıt olarak işaretliyoruz. Evet gençler bu soruyla da dersim burada bitiriyorum. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın.